Evet kardeşlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmas 3 küme 2'ye çıkmıştık en son. Diamond yani 1S serisinde de aynıyız, 2S serisinde de aynıyız. Ama 3S serisinde ne hikmetse bir küme aşağıdayız resmen. Bir küme değil. Elmas 2'deyiz yani resmen aynen. Bir rütbe aşağıda diyebiliriz. Resmen elmasın daha şeyini çıkmamız lazım. Ki aslında 3S'te de bilmiyorum MMR'la alakalıdır diye düşünüyorum. Yani kötü maçlar birkaç maç attık sadece. Onun haricinde pek atmadık. Şimdi bakalım 2S serisinde. Yani karşımızdaki adamların hepsi tahminimce gene iyidir. Elmaslar biliyorsunuz. Dediğim gibi çoğunluğu şu an şampiyon. Güzel. İyi bir başlangıç yaptık. Ya elmas serisinde artık ya önce adamınıza da bakacaksınız. Adamınız iyi mi değil mi ona karar vereceksiniz. Hafif defansif bir oyun. Oyunun gidişatına göre de uygun pozisyonlarda sağlam vuruşlarla karşıyı zora sokmaya çalışacaksınız. Güzel vurdum. Kaleye gelmeyecek zaten bu ama bu çok kötü oldu. Biraz sıkıntılı bir toptu. Bir vuruş atalım. Biraz daha zorlayalım orayı. Bizimkine bir orta yapacağım ama arkamda geziyormuş. Kötü oldu. Orada arkamda gezmemesi gerekiyordu. Oo, peki. Allah Allah, blok atamadık. Hiç. Bizimki düzgün vursaydı goldü. Orada güzel çevirdik. Bu pozisyon biraz tehlikeli. Birincisi şu adam bump'a geliyor. Onu da görmüştüm zaten. İkincisi de bu aslında daha iyiydi ama pozisyonunu mahvetti orada. Ah orada miskelik attık ya. Nice, güzel. Çok kötü vurduk ama buna da çok kötü vurduk. Orada direkt sert yapıştırayım dedim, vuramadım. Biz de şöyle bir sert vuruş atarız. Karşıdakiler bu arada güzel oynuyorlar. Kötü değiller. Oo. Air dribble çalışılmış ama tam değil. Ben dedim adam gelir mi? Adam da gelmedi tam tersine. Niye bilmiyorum. Tam düştüğüm yerde patladım. Kötü oldu. Flick atacaktır o. Tamam ben güzel. Şimdi adamın vurma ihtimalini düşünerekten baktık. Ya çok böyle pislik oynuyor ya gerçekten. Bilerek yapıyor bir de. Şöyle bir keselim şunu. Şuradan bir boost alalım. Ya bazı oyuncular bilerek böyle pislik yaparlar hani. Aslında bu iyi bir şeydir ama ben de hiç sevmiyorum böyle. Hani bırakayım onu, gideyim şunu patlatayım falan. Resmen bilerek hani pozisyonda geri dönmek değil de adamı ne yaparsa yapsın umurumda değil, ben patlatayım. Direkt o modda oynuyorlar. Biz de aynı öyle oynayalım. Madem ki bundan zevk alıyorlar. Şöyle yapacağım. Bizimkine pas gitsin diye. Tam buz çıkacaktır herhalde. Aynen. Şöyle yavaş bir vuruş. O vuruşu beklemedi benden. Buradan boost aldım. O tarafa gittiğini görünce bilerek şöyle sağ vurdum. Bir de şurada kalede takıldı. Boost dolmayınca yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Kickoff'a geç kaldı. Fark ettim onu son anda. Gerideydi adam. Ve teslim ol verip oyundan ayrıldı ya da oyunu terk etti arkadaş. Aynen direkt oyunu terk etmiş.
Yani raporlayacağız, yapacak bir şey yok. Karşı rakipte olduğu için. Gol atmasa da olurdu. Tahminimce o da rapor ediyor ve oyundan ayrılacaktır diye düşünüyorum. Kez serisinde yalnız dünkü seri, yani geçen serimizde de bu seride de gerçekten çok saçma bir durum yaşandı. İki oldu, karşı taraf hep böyle biri ya satıyor ya oyunu terk ediyor. Ya direkt teslim oldular, geliyor kavgaya tutuşuyorlar. Bunları sizin kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Bu arada. Şurada dokunacağımı hiç tahmin edemedim. Ya maçı saldık yani aslında şu an. Eğitimler çalışıyoruz. Karşının çıkması lazım, o da çıkmıyor. Bilerek yapıyor. Sanırım kaleciliğini test ediyor da. Ama bakalım bizimki ne kadar iyi çalışmış. Aslında müsaade edelim, o da yapsın bir tane. Bırakalım, bir tane de o yapsın. Ona da müsaade edelim. Madem ki yapıyoruz, o da yapsın. Bakalım biz tutabilecek miyiz? Nice, güzeldi ama çok yukarıda. Ya oyun artık hani gördüğünüz gibi 2S'den çıktı tamamen. Bir tane bırakalım da Şeref golü atsın olmazsa. Bu kadar devam etti. Keşke atabilseydim. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşı da reportladık. Enteresan 2S oyunları ne diyebiliriz. Elmas 3 küme 2'deyiz hala. Bu arada bronzdan şampiyona serisi bitince ne yapalım onu da bir tartışmak lazım. Yani bronzdan şampiyona serisi bittiği zaman şampiyona çıktık mı şeyimiz bitiyor. Video serimiz bitiyor. Yani şampiyon 1 bile olduğumuz zaman artık hani 2S ya da 3S hangisi biterse onun serisini bitirip diğer serilere devam edeceğim. Onlar da çıkmaya çalışacağım. Sizin de fikriniz varsa abi şöyle bir seriye başlayalım. Trade'den hariç mümkünse. Çünkü birçok arkadaşım hep diyor ki abi trade videosu çeker misin diye. Trade'lere daha başlamadım. Ve ikincisi, bu hesabımda trade yapamam, trade'e kapalı. Hani böyle yine aynı seriye başlayacağımız şekilde. Ben de çıkayım diyeceğim ama da kötü oldu bu. Allah'tan ki düz vuramadı. Umarım bizimki güzel vurur. Güzel vurdu. Kötü değildi yine. Pozisyona girdim dedi. Direkt orta açıyorum o yüzden. Hiç devam bile etmedim. Çünkü adam bana infoyu verdi. Pozisyona girdim dediyse orta aç vuracağım demek istiyor yani açıkçası. Böyle bir vuralım. Güzel bir sekerse. Araba bir sapıttı beni, tuhaf döndü. Şuna dikkat etmem lazım. Güzel. Atabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir deneyeceğim. Teşekkürler diyelim. Adamı çok yakındı. Yakın olduğu için sesini duydum. Direkt ileri vurdum. Dedim artık ya bizim adam ya ben.
Artık hangimiz uygun olursak tamamlarız. Burada da yine avantajlı bendim. Çünkü boost'u aldım birincisi. İkincisi o adam duvardan vurmaya çalışacaktı. Ben şurada vuramama ihtimalini hesap ederek, çünkü bu ligler de çok kaçırıyorlar. Direkt tık diye dokunmayı tercih ettim. Ben şu boost'a gideceğim. Kendi adamıma, çünkü o topa çıkacağını biliyorum. O da benim boost'suz olduğumu biliyor mantıken. Çok hızlı. Şöyle vuracağım. Adam. Bizim adamımız vurdu mu? Vuramadı. İyi sekecek bu. Şimdi bu tür seken toplar karşı rakip için çok sıkıntılı oluyor. Bizim için de aslında öyle. Ama ben erken fark ettim ve adam da geriye gittiği için direkt topun zıpladığı yöne doğru uçaraktan gittim. Bu sefer o da çok kötü kaldı kaleci. Oha, o nasıl bir gelişti öyle? Yani şu an çok ciddi bir fark var. Skor olarak da bizde çok ciddi bir fark var. Karşı taraf için de çok sıkıntı. Yani ligler yükseldikçe biraz daha rahat oynuyorum. Aslında bunun sebebi takım oyuncum da biraz iyileşiyor. Yani düzgün bir oyuncu geldiği için. Karşı rakibin de neler yapacağını biliyorum. Ya da neler yapamayacağını daha rahat kestirebiliyorum. Düşük liglerde gerçekten adamların ne yapacağını kestiremediğiniz için çok fazla karambol oluyor. Şu boost'u kendi adamıma bırakıyorum aslında ama devam etme kararı aldım. Mesela boost salmak da önemlidir bu arada. Bir daha pas çıkardı. Örneğin benim 80 boost'um vardı ve oradaki adamım geri dönüyordu. O boost'u gidip ben almıyorum. Adamım alsın diye kenara çekiliyorum. Şu incecik düşündüğümüz bir detay bile oyunun kader anı olabilir yani, emin olun. Yani bu oyunda belli bir rütbe, belli bir seviyeye kadar yetenek ve beceri oyunu belli bir rütbeden sonra, belli şartlardan sonra biraz da artık aklınızı kullanmanız gerekiyor. Takım arkadaşınızı düşünmeniz gerekiyor. Pozisyonları öngörmeniz gerekiyor. Topların kaçırılıp kaçırılmayacağını öngörmeniz gerekiyor. Yani akıllı oynamanız gerekiyor kısaca. Şampiyondan sonra başlıyor zaten bunlar da. Avantajlı. Çıkmıyorum. Bu toplara sakın ola ki gidip de dalmayın. Mesela bak hala avantajlı ve direkt vurabileceği en kötü yere geçiyorum buradan. Şöyle yapıyorum ama kendi adamın bunu keserim. Sıkıntı olmaz. Bunu da keserim şöyle yine. Yine sıkıntı olmaz. Şimdi orada kendi adamım çıktığı için çok daha uygun bir pozisyona geçiyorum. Çok erken çıktım. Şöyle yapıyorum ama inşallah vurur. Vuramadı. Biz göremedik patladığımız için. Yavaş vuracağım. Çünkü kendi adamım da burada. Şöyle keselim. Ters kaldı o. O topu vuramayacağım olarak değerlendirdi. Ama ben şurada direkt kesince kaledeki adam da bu sefer ters kaldı. Çünkü aslında top daha ileri gidecek mantığındaydı o da. Gayet rahat bir şekilde, güzel bir şekilde oyunu almış olduk. Bu oyunu kazanmamız mekaniksel olarak ve yetenek olarak biraz iyi olmamızla beraber aynı zamanda iyi bir oyun takibiyle de yapmış olduk ve adamları biraz da öngördük. Bizdeki az önce şu gördüğünüz adamdaki title'ı görmüşsünüzdür. Adamda şampiyon title'ı var. Yani şu an Diamond 3'ler falan, yani bildiğiniz %95'i falan şampiyon Diamond 3'ler. Yani aslında resmen şampiyon rütbesine çıkmış gibiyiz. Ama biz gene adettendir. Şampiyonu orada göstereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani bir serisinde bile, geçen değil ondan önceki oyunumda sanırım, hani bir sezon 13 bir sezon 14 Grand Şampiyon geldi karşıma direkt ve daha Diamond 3'ün birinci kümesindeyim yani. Siz düşünün. Karşıya gelen adamların çoğu Grand Şampiyon gelecek artık. O yüzden o çok zor olacak. Bunlarda da şu an durum böyle ama yani aslında biz şampiyona çıkma serisi yapıyoruz. Şampiyon 2
Şampiyon 2.5'a falan çıkacağız yani şampiyon 1'e geldiğimiz sıra. Öyle söyleyebilirim. Hatta şampiyon 3'e bile çıktık diyebilirim size. Hatta hani karşımıza Grand Şampiyon falan gelirse şampiyon daha 1'e çıktığımızda şaşırmayın. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyelim bakalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım öğretici, faydalı oluyordur videolarım. Görüşmek üzere.